Sevgili gençler merhaba. Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti ünitemizin ikinci videosuyla sizlerle birlikteyiz. Son olarak Kutsal İttifak Osmanlılara karşı başlığında kalmıştık. Bu başlıktan itibaren konularımızı işlemeye devam edelim. Sevgili gençler, Kutsal İttifak devletleri dendiği zaman aklımıza gelecek olan devletlerin altını çiziyorum. Avusturya, Lehistan, Venedik, Rusya ve Malta Osmanlı Devleti'ne karşı mücadele eden Kutsal İttifak devletleridir ki özellikle duraklama döneminin sonunda bu 5 devlet bir araya gelerek Osmanlı Devleti ile mücadele etmiştir. Sevgili gençler, Osmanlı Devleti Köprülüler döneminde özellikle fetihlerle birlikte ele geçirilen topraklarla birlikte yeniden güç kazanmıştır. Bu dönemi yani Köprülüler dönemi sevgili gençler ilerleyen derslerde sizlere aktaracağım. Çünkü Osmanlı tarihinin önemli dönemlerinden bir tanesidir Köprülüler dönemi. İşte Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'dan sonra sadrazam olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa fetihlerine devam ediyor sevgili gençler. Ve bu Kutsal İttifak devletlerine karşı elde ettiği başarılara güvenerek genişleme siyasetini devam ettiriyor. Aslına bakarsanız sevgili gençler, genişleme siyaseti duraklama döneminin de arkadaşlar bizim için genel siyasetidir. Çünkü duraklama döneminde bile Osmanlı Devleti'nde sevgili gençler hangi hareketler devam etmiştir? Osmanlı Devleti'nde fetih hareketleri devam etmiştir. Bunun kanıtı olarak bir önceki dersimizde sizlere nasıl bir ifadede bulunmuştum? Osmanlı Devleti duraklama döneminde olmasına rağmen hem doğuda hem batıda en geniş topraklara ulaşmıştı ki bu zaten fetih hareketlerinin olduğunu bize net bir şekilde kanıtlar sevgili gençler. Evet, bahsettiğimiz dönemde yani Osmanlı Devleti'nin duraklamasının son dönemlerinde Kutsal İttifak devletleriyle mücadele ettiği dönemlerde arkadaşlar Avrupa'da mezhep savaşları yaşanmakta. İşte Orta Macaristan'da Protestan Macarların lideri konumundaki Tökeli İmre Avusturya'ya karşı Osmanlı Devleti'nden yardım istiyor arkadaşlar. Bu yardım talebine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa karşılık veriyor ve Viyana üzerine sefere çıkılıyor. Sevgili gençler, tabii ki Osmanlı Devleti'nin Viyana üzerine sefere çıkması üzerine Avusturya Kralı diğer Avrupalı devletlerden destek istiyor ve Osmanlı Devleti'ne karşı Lehistan, Venedik, bazı Alman prensipleri ve Avusturya arkadaşlar bu birliği oluşturuyor. Tabii ki bu birliğin oluşturulmasında kimin de katkısı var arkadaşlar? Papa'nın Avrupa devletlerine yaptığı çağrı da etkili oluyor sevgili gençler. İşte bu kurulan ittifaka karşı gerçekleştirilen 2. Viyana kuşatmasında arkadaşlar ki Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından bir tanesi arkadaşlar 1683 yılında 2. Viyana kuşatması gerçekleştiriliyor. Ancak bazı komutanların Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya tam destek vermemesinden dolayı Osmanlı ordusu Viyana önlerinde bozguna uğruyor arkadaşlar. Ki bu yenilgi yani bizlerin 1683 yılında 2. Viyana kuşatmasında aldığımız yenilgi bizler için Osmanlı Devleti için sonun başlangıcını oluşturan ilk olaydır sevgili gençler. Yani Osmanlı Devleti'nin de özellikle 2. Viyana kuşatmasından sonra ve bu kuşatmadan sonra oluşturulan Kutsal İttifak Devletleri'yle yapılan savaşlardan sonra imzalanan Karlovça Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin siyaseti bütünüyle değişecekti sevgili gençler. Tabii ki sadece Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya komutanların destek olmaması başarısızlığın sebepleri değil arkadaşlar. Bunun dışında belli başlı bazı sebepler de var. Onları sizin için altını çizelim. İsterseniz şu kısma 2. Viyana kuşatmasındaki başarısızlığın nedenleri olarak da yazabilirsiniz sevgili gençler. Şöyle küçük bir başlık yazabilir buraya. Başarısız nedenleri şeklinde. İşte bakın Avusturya'ya gelen desteklerin yanında özellikle arkadaşlar Leh kuvvetleri Avusturya'ya çok büyük destek oluyor. Bütün bunun yanında Avusturya'nın arkadaşlar savunmaya elverişli bir bölgede bulunması bizlerin başarısız olmasındaki etkenlerden bir tanesi. Yani Viyana'nın dört taraftan kuşatılmayacak kadar büyük olması bizim bu kuşatmada başarısız olmamızın bir başka sebebi. Üçüncü bir sebep sevgili gençler, Osmanlı ordusunda lojistik ve disiplin sorunlarının varlığı. Özellikle sevgili gençler, orduda ganimet hırsıyla
hareket eden askerlerin disiplinsiz davranmaları ve asıl işlerini yapmayı bırakmaları da bizim bu kuşatmada başarısız olmamıza sebep olmuştur sevgili gençler. İşte özellikle Osmanlı Devleti buraya gelirken, yani bu sefere çıkarken arkadaşlar, sefer yolunun uzaklığı sebebiyle, yani Viyana'nın başkentten, İstanbul'dan çok uzak bir noktada bulunması sebebiyle kuşatmaya sevgili gençler hafif toplarını götürüyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti ateş gücü bakımından düşmanın, yani Kutsal İttifak Devletleri'nin gerisinde kalıyor sevgili gençler. Ve savaş esnasında Osmanlı ordusunda bir zahire kıtlığı da yaşanıyor arkadaşlar. İşte bütün bu gelişmeler, bütün bu durumlar Osmanlı Devleti'nin Viyana önlerinde bozguna uğramasına, 2. Viyana kuşatmasının da başarısız olmasına sebep olacaktır sevgili gençler. Arkadaşlar, Osmanlı ordusunun özellikle Viyana'da bozguna uğraması Avrupa'da çok büyük bir heyecanı sevk ediyor. Avrupalılar bundan müthiş heyecan duyuyorlar ve artık Osmanlı'yı Avrupa'dan atma zamanının geldiğini düşünüyorlar arkadaşlar. Ve Papa'nın teşvikiyle, işte bir kez altını çizelim, Avusturya, Lehistan, Rusya, Venedik ve Malta'nın da bulunduğu hangi grubu kuruyorlar sevgili gençler? Kutsal İttifak Devletleri'ni oluşturuyorlar. Sevgili gençler, Osmanlı Devleti Kutsal İttifak Devletleri ile tamamıyla arkadaşlar mücadele etmek zorunda kalıyor. Zaman zaman kaybettiği bazı toprakları alıyor arkadaşlar. Zaman zaman toprak kaybediyor. Bizler 1683 2. Viyana kuşatmasından sevgili gençler 1699 yılına kadar, yani Karlovçu Antlaşması'nın imza edildiği tarihe kadar arkadaşlar 16 yıl boyunca Kutsal İttifak Devletleri'yle mücadele ettik. Maalesef ki gençler, bu mücadelelerden de bizler başarısız ayrıldık sevgili gençler. İki önemli nokta var. Bu bahsettiğim dönemde, yani 1683'te sevgili gençler, 1699 yılları arasında iki önemli savaş var arkadaşlar. Bir tanesi 1691 yılındaki Salankamen yenilgisi arkadaşlar. Bir diğeri de yine bu tarihler arasında yaşanan 1697'deki Zenta bozgunu arkadaşlar. Bu iki yenilgi artık Osmanlı Devleti'nin, yani 1691 yılında Salankamen'de aldığımız yenilgi ve 1697'de Zenta'da aldığımız yenilgi artık Osmanlı Devleti'nin Karlovça Antlaşması'nı imzalamasına sebep oluyor. Daha fazla toprak kaybetmemek amacıyla. Sevgili gençler, Karlovça Antlaşması ile Kutsal İttifak'a karşı yapılan ve 16 yıl süren savaşlar artık son buluyor. Biz bu antlaşmayla çok büyük oranda toprak kaybediyoruz gençler. Bakın hangi devletlere toprak kaybedeceğiz? Hemen altını çizelim. Avusturya'ya karşı toprak kaybedeceğiz. Lehistan'a karşı toprak kaybedeceğiz. Venedik'e karşı toprak kaybedeceğiz. Ve Karlovça Antlaşması'nın imza edilmesinden bir yıl sonra Rusya ile imzaladığımız 1700 İstanbul Antlaşması'nda da yine Rusya'ya toprak kaybedeceğiz. Şimdi arkadaşlar sizlere haritada yerlerinde göstereyim kaybettiğimiz toprakları. Sevgili gençler, Banat ve Temeşvar yaylası hariç, bakın Temeşvar burada sevgili gençler, Banat ve Temeşvar yaylası hariç, şöyle çizdiğim sarı ile gözüken yerin tamamı arkadaşlar kime bırakılıyor? Avusturya'ya bırakılıyor sevgili gençler. Ukrayna ve Podolya arkadaşlar, yine şöyle gösteriyorum, Ukrayna ve Podolya Lehistan'a bırakılıyor. Mora Yarımadası ve Dalmatya kıyıları arkadaşlar Venediklere bırakılıyor. Ve 1700 İstanbul Antlaşması'nda arkadaşlar, dikkat edin, kritik bir nokta çünkü 1700 İstanbul Antlaşması'nda Azak Kalesi kime bırakılıyor? Azak Kalesi Rusya'ya bırakılıyor. Sevgili gençler, bakın Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa batıda büyük oranda toprağı hangi antlaşmayla kaybediyor arkadaşlar? Karlovç Antlaşması'yla kaybediyor. Lütfen uygun bir yere notumuzu alalım. Ben de sizin için şöyle yazayım gençler. Osmanlı Devleti ilk kez gençler, ilk kez, tarihinde ilk kez batıda çok büyük oranda toprağı
Hangi antlaşmayla kaybetti sevgili gençler? Çok büyük oranın toprağı Karlofça Antlaşması'yla kaybetmek zorunda kaldı arkadaşlar. Karlofça Antlaşması'yla kaybetti diyebiliriz gençler. Bakın önemlidir. Kaybettiğimiz yerleri size haritada gösterdim. Ama şu nokta bizim için çok daha önemli arkadaşlar. Hemen orayı sizlerle birlikte yorumlayalım. Sevgili gençler, bir yıl sonra, Karlofça Antlaşması'ndan bir yıl sonra Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması'nı imza ediyor Ruslarla. Rusya arkadaşlar bu antlaşmayla Karadeniz kıyısındaki Azak Kalesi'ni ele geçiriyor ve bir başka hak daha elde ediyor. Ruslar İstanbul'da daimi elçi bulundurmak elde ediyor. Gençler şu iki maddeyi birlikte yorumlayalım. Önce Azak Kalesi ile ilgili olan maddeyi yorumlayalım. Bakın gençler, Rusya başlangıçta kara devlet olarak kurulmuş bir devlet arkadaşlar. Bakın Rusya burada ve kara devlet olarak kurulmuş. Rusya şunu biliyor ki özellikle Çağ 1. Petro şunu düşünüyor. Rusya'nın güçlü devlet olabilmesi için denizlere de hakim olması gerekiyor diyor arkadaşlar. Ve bakın Azak Kalesi'nin nereye kıyısı var? Azak Kalesi'nin gençler Karadeniz'e kıyısı var. Dolayısıyla Ruslar tarihi emellerini gerçekleştirmek adına aslında 1700 İstanbul Antlaşması'nda harekete geçiyorlar. Amaç nedir arkadaşlar? Azak Kalesi'ni almakla Karadeniz'e, Karadeniz'den de arkadaşlar nereye? Akdeniz'e açılarak nereye ulaşmak arkadaşlar? Sıcak denizlere ulaşmak gibi bir hedefleri var sevgili gençler Rusya'nın. Özellikle sıcak denizlere inmek politikasında en büyük rakibi kimdir gençler? Baktığımız zaman da en büyük rakibi Osmanlı Devleti. Çünkü Osmanlı Devleti bu dönemde nerenin tamamına hakim arkadaşlar? Karadeniz'in tüm kıyılarına hakim durumda. Çünkü Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın özellikle genişleme gösterdiği yıllarda Karadeniz'de tamamen hakim olduğunu biliyoruz. Yani Karadeniz arkadaşlar bir ne gölüdür? Karadeniz bir Türk gölü olma özelliğini devam ettiriyor. Ama ilerleyen dönemlerde kollarımız işledikçe göreceksiniz ki bu özelliğini kaybetmek zorunda kalacak. Dolayısıyla bir kez daha tekrarladım burayı önemli olduğu için Rusya arkadaşlar Azak Kalesi'ni almakla Karadeniz'e açılmış ve sıcak denizlere inmek adına yaptığı, uyguladığı politikanın da ilk adımını attığını söyleyebiliriz. Peki Ruslar İstanbul'da daimi elçi bulundurmak kazanmıştır diyor. Gençler bu maddeyi de yorumlayalım sizlerle birlikte. Ruslar Osmanlı Devleti'nin politikalarını hem yakından takip etme imkanı elde etmiştir bu maddeyle, hem de sevgili gençler Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmaya başlayacaktır. Bundan dolayı da bu maddede önemlidir. Bu iki maddeyi sizlerle yorumlamak istedim sevgili gençler. Evet arkadaşlar, Karlofça Antlaşması'ndan sonra, burası önemli olduğu için size tekrar edeyim, anlatayım. Karlofça Antlaşması'ndan sonra arkadaşlar bizler ilk defa İngiltere ve Hollanda gibi büyük devletlerin arabulucunu kabul ediyoruz. Sevgili gençler, bu arabuluculu durumu, yani bu arabuluculu kabullenme durumu, bakın güzel ifade edilmiş, hiçbir devleti kendisine eşit görmeyen Osmanlı için önemli bir ne kaybıdır arkadaşlar? İtibar kaybıdır. Yani önemli bir prestij kaybı olduğunu da ifade edebiliriz. Gençler, daha önceki dönemlerde Osmanlı Devleti sürekli kendi şartlarını öne süren, kendi şartlarını kabul ettiren bir devlet konumundayken Karlofça Antlaşması'ndan sonra arkadaşlar ve Karlofça Antlaşması ile birlikte ilk kez de hangi yolu deniyor? Diplomasi alanında müzakere yoluyla bir antlaşma imzalamak zorunda kaldığını da ifade edebiliriz gençler. Gençler, Karlofça Antlaşması sonrası dış siyaset başlığımıza bakalım. Artık Avrupalı devletler de biliyor ki Karlofça Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti kendileri için bir tehlike olmaktan çıktı arkadaşlar. Ve bu antlaşmadan sonra Osmanlı Devleti daha önceki dönemlerde arkadaşlar önem vermediği hangi devletlerin? İngiltere gibi, Hollanda gibi, Fransa gibi Avrupa devletlerinin siyasetinin etkisinde kalıyor ve hangi politika izlemek zorunda kalıyor gençler? Denge siyasetini izlemek zorunda kalıyor. Sevgili gençler, bahsettiğimiz bu dönemlerde, yani
16. ve 17. yüzyıllarda aslında Avrupalı da coğrafi keşiflerle, reform hareketleriyle, Rönesans hareketleriyle bir atılım gerçekleştiriyor. Yani aslında Avrupa'da ekonomik anlamda, kültürel anlamda ya da dinsel anlamda çok büyük değişikliklere ve aydınlanma yoluna gidiyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti bu gelişmeleri çok da takip edemiyor kendi iç meselelerinden dolayı. Sevgili gençler, işte bakın 17. yüzyıldan sonra Protestanlar arasında da Haç zihniyet zayıflıyor. Ne demek istiyor gençler biliyor musunuz burada? Daha önceki dönemlerde dinsel birlik etrafında toplanan devletler artık özellikle 16 ve 17. yüzyıldan sonra bu düşünceyle hareket etmiyor. Daha çok çıkar ilişkisine göre hareket ediyor arkadaşlar. İşte bundan dolayı bu Haç zihniyeti zayıfladığı için İngiltere, İsveç, Hollanda gibi devletler arkadaşlar Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurma politikasını güdüyor. Çünkü biliyor ki arkadaşlar özellikle İngiltere ve Hollanda gibi sömürgecilik faaliyetlerine hız veren devletler için Osmanlı Devleti ile işbirliği yapmak oldukça önemlidir sevgili gençler. Tabii ki gençler bakın bu işbirliği çok böyle Osmanlı Devleti'nin durumundan dolayı Osmanlı Devleti'nin menfaatine de olmuyor aslında. Bu devletler Osmanlı Devleti ile kendi çıkarlarını korumak adına denge politikası izleyerek Osmanlı Devleti zaman zaman yakın duruyorlar. Amaç kendi çıkarlarını gerçekleştirmek olduğunu düşünebiliriz. Tabii ki buna karşılık Osmanlı Devleti de bakıyor ki arkadaş artık dünya siyaseti değişiyor. Almanya, Lehistan, Rusya ve Venedik'le olan mücadelesinde Fransa'nın dışında başka devletlerle işbirliği yapmanın yollarını arıyor. Peki neden Fransa'yla dostan ilişkiler devam ediyor? Hatırlayın gençler, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Devleti Fransa'ya kapitülasyonlar vermişti. Amaç neydi? Hem ekonomiyi canlandırmak gibi amaç vardı. Beraberinde Fransa'yı Osmanlı Devleti'nin yanına çekerek Avrupa Haç İttifakı'nı yani Hristiyan Birliği'ni bozmak gibi de temel bir amaç vardı sevgili gençler. İşte sevgili gençler bu bölüm, anlatacağım bu bölüm aslında ilerleyen dönemlerde özellikle anlatacağım başlıklar arkadaşlar. Mesela fetihlerden savunmaya başladığımızda anlatacağım konularda ama çok kısa burada da bahsedebiliriz. Osmanlı Devleti artık Avrupa'da askeri gücü de zayıfladığı için birden çok devletle savaşacak güçlü olmadığını anlıyor ve bu dönemde Avrupa siyasetindeki mevcut duruma göre arkadaşlar şartlarını belirliyor. Tabii ki kendi menfaatleri doğrultusunda da konjonktürel ittifakları da Osmanlı Devleti oluşturuyor. Sevgili gençler, Osmanlı Devleti'nde Karlovça Antlaşması'nın imzalamasından sonra, onu da hemen ekleyelim. Osmanlı Devleti'nde Karlovça Antlaşması'nın imzalamasından sonra hangi dönem sona eriyordu artık? Duraklama dönemi Osmanlı Devleti için sona eriyordu. Ve hangi dönem başlıyordu? Osmanlı Devleti'nde gerileme dönemi başlıyordu ki gerileme dönemi 1699 ile 1792 yılları arasında tarihleyebiliriz. Yani Karlovça Antlaşması'yla başlayıp Yaş Antlaşması'yla sona eren dönem Osmanlı Devleti'nde gerileme dönemi. Yani bizim için gençler kaçıncı yüzyılı ifade etmekte? Bizim için gerileme dönemi 18. yüzyılı ifade etmekte. İşte 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sevgili gençler temel politikası artık fetih politikası olmaktan çıkıyor. Neye dönüşüyor biliyor musunuz? Kaybettiği toprakları geri almak politikasına dönüşüyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti artık kaybettiği toprakları geri almak adına mücadele ediyor. İşte az önce ifade ettiğim, ilerleyen derslerde detaylı bir şekilde anlatacağım dönemin kısa bir özetini, girişini yapmak istedim sizlerle gençler. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak düşüncesiyle hareket ediyor arkadaşlar. Ve bu dönem, bu düşünce 1718 Pasarofça Antlaşması'na kadar devam ediyor. Osmanlı Devleti Pasarofça Antlaşması'ndan sonra yaklaşık 20 yıl boyunca Avrupa'yla bir barış politikasını güdüyor. Sadece gençler bu süreçte yine Avusturya'nın ve Rusya'nın arkadaşlar kışkırtmasıyla
1736 ve 39 tarihleri arasında hem Rusya ile hem de Avusturya ile bir savaşımız olacak gençler. Yine ilerleyen derslerde detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'na kadar gençler tarihinin en uzun barış sürecini yaşıyor. Yani 1718'den sevgili gençler baktığımız zaman 1768 tarihine kadar yaklaşık yarım asır gençler 50 yıllık bir süreç içerisinde Osmanlı Devleti Avrupa'da bir barış süreci yaşıyor sevgili gençler. Aslında bakarsanız burada şu yorum yapabiliriz. Bu dönemde Avrupa'nın karışık olduğunu söylemiştim. Avrupa'da özellikle mezhepsel çatışmanın olduğunu söylemiştim. Avrupalı devletlerin kendi arasında veraset savaşlarının olduğunu biliyoruz. Ve özellikle sevgili gençler, İngiltere ve Fransa arasında birbirlerinin sömürgelerini kapmak adına, birbirlerinin sömürgelerini elde etmek adına yaptıkları 7 yıl savaşlarının da olduğunu biliyoruz. Eğer Osmanlı Devleti bu dönemde güçlü bir devlet olsaydı arkadaşlar, eski mücadeleci gücü olsaydı Avrupalı devletler bu durumdayken bu durumdan da istifade edebilirdi. Ancak Osmanlı Devleti kendi iç olaylarıyla ilgilendiği için de bunları değerlendirme imkanını da elde etmiştir ama ne diyebiliriz? Bu fırsattan yararlanmadığını söyleyebilir sevgili gençler. Arkadaşlar şunu ifade edelim. Özellikle 18. yüzyılın 18. yüzyılın ilk yarısı sevgili gençler Osmanlıların Avusturya yönelik politikalarının amacı diğer Avrupalı devletlerle yapılan mücadelede kimin tarafsız kalmasını sağlamaktır? Avusturya'nın tarafsız kalmasını sağlamaktır sevgili gençler. Özellikle artık şunu biliyor Fransa'da, Avrupa'da doğal sınırı ulaştığını görüyor Fransa arkadaşlar. Fransa doğal sınırı ulaştığı için Avusturya ile mücadele sebebiyle Osmanlılarla iyi geçinme politikaları üretiyor. Ki zaten az önce söylemiştim, Osmanlı devleti özellikle Kanuni Sultan Süleyman dönemi itibaren Fransa ile dostane bir ilişki içerisinde olmuştur. Sevgili gençler zaten 18. yüzyılda özellikle Osmanlı Devleti'ni uğraştıran iki devlet var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Avusturya ve bir diğeri de arkadaşlar Rusya. Ama Osmanlı Devleti'ni en fazla yıpratan devlet kimdir sorusunun cevabı 18. yüzyılda kim olacaktır? Rusya olacaktır. Bakın zaten bunu da ifade etmişiz burada. 18. yüzyılın ilk yarısında Rusya'nın saldırgan politikası sonuç vermemiş. Fakat yüzyılın ikinci yarısında Rusya Osmanlı Devleti'ne çok büyük bir zarar da verdiğini ifade edebiliriz gençler. Evet sevgili gençler. Bir başka başlığı sizlerle işleyelim. Avrupa'da din savaşlarından modern devlete başlığı. Şunu ifade edelim. Avrupa'da özellikle arkadaşlar reform hareketleri esnasında 30 yıl savaşları meydana geliyor. 1618 ile 1648 tarihleri arasında. Ama baktığımız zaman bir öncesine bakalım sizlerle birlikte. Çok daha öncesine 12. yüzyıldan itibaren sevgili gençler İngiltere ve Fransa Roma hukukuna dayanan bir yönetim mekanizması geliştiriyor ve papalıktan bağımsız hareket etmek istiyor sevgili gençler. Tabii ki bu durum Avrupa'da özellikle kilise ile kim arasında, kilise ile krallık arasında bir mücadeleyi de beraberinde doğuruyor. İşte bu mücadeleler sırasında kilise güç kaybediyor arkadaşlar ve kilise inandırıcılığını yitiriyor. Aslında baktığımız zaman gençler kilisenin birçok noktada birçok olayda inandırıcılığını yitirdiğini biz görebileceğiz. Mesela bunların bir tanesi ilki yüzyılla denk geldiği için paylaşıyorum arkadaşlar sizlerle. Özellikle bu 12. yüzyıl içerisinde biliyorsunuz Avrupa'dan batıdan doğu dünyasına haç seferleri yapılıyordu. Ve bu haç seferlerin sonrasında da yine kiliseye olan güveninde ilk defa sarsıldığını görebileceğiz. Özellikle 15. yüzyıl itibaren halk arasında kiliseye karşı eleştiriler artmaya başlıyor ve din temelli siyasi mücadeleler başlıyor sevgili gençler. 17. yüzyıl ortasına kadar bu mücadeleler devam ediyor ve
o dönemin güçlü hanedanlarından bir tanesi olan batıdaki Habsburg hanedanı sevgili gençler Avrupa'ya hakim olma amacına ulaşamıyor ve bölgede politik çoğulculuğunda egemen olduğunu ifade edebiliriz. Sevgili gençler, 30'lu savaşları batıda meydana gelen mezhep savaşlarıdır arkadaşlar. Çok kısa bir şekilde bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Mezhep savaşı olduğunu ifade edebiliriz. Sevgili gençler, özellikle din alanına, yani din adına başlayan bu mücadelelerinin kökenine baktığımız zaman, temeline baktığımız zaman da siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin olduğunu da net bir şekilde görmekteyiz. Mesela bu mücadelelerin iki ana noktası vardır ki bunların bir tanesi sevgili gençler Habsburg Hanedanı'nın Avrupa'da tek hakim güç olma isteği arkadaşlar. İkinci sebebi ise Martin Luther'in başlattığı protestanlık harekettir arkadaşlar. Çünkü Luther özellikle reform hareketlerinin başlamasına önemli zemini hazırlayan kişidir arkadaşlar. Reform hareketlerinin başlamasına katkı sağlayan kişidir. Luther'in Almanya'da Wittenberg Kilisesi'nin kapısına astığı 95 maddelik bildiriyle arkadaşlar kilisenin yaptığı tüm olumsuzlukları ifade etmiştir arkadaşlar. Ve özellikle protestanlık mezhebinin doğmasına yapılan bu eleştirilerde büyük katkı sağladığını söyleyebiliriz sevgili gençler. Bakın Luther'in yaptığı bu girişime, bu harekete arkadaşlar birçok Alman prensi ve birçok kent çok büyük destek oluyor ve Martin Luther taraftarlarına bu yapılan isyandan dolayı, yapılan bu protesto hareketinden dolayı da arkadaşlar Martin Luther'e taraftar olan Hristiyanlara protestan adının verildiğini ifade edebiliriz. Sevgili gençler, özellikle Martin Luther'in yaptığı bu hareket Papa'yı harekete geçiriyor ve Papa dönemin güçlü devleti olan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun Şalken'i Martin Luther taraftarlarıyla mücadele etmesi adına görevlendiriliyor. Yaklaşık 25 yıl süren bu mücadele sonrasında 1555 yılında Augsburg Antlaşması imza ediliyor. Sevgili gençler, bu antlaşma ile birlikte protestanlık mezhebi ve kilisesi Almanya'da tanınıyor. Ama arkadaşlar burada bir nokta var, bir önemli nokta var. Augsburg Antlaşması'nda birincisi inanç özgürlüğü durum var ve ikincisi de inanç özgürlüğüne aykırı bir durum var. Öncelikle bahsedelim inanç özgürlüğü durumu nedir? Bu antlaşmaya göre prensler, Almanya'daki prensler istediği mezhebi benimseyebiliyor arkadaşlar. İster Katolik, isterse Protestan veya herhangi bir mezhebi benimseyebiliyor. Ancak arkadaşlar iş halka geldiği zaman işte burada inanç özgürlüğüne aykırı bir durum ortaya çıkıyor. Şöyle deniyor. Prens hangi mezhebi seçmişse halkın da o mezhebi seçmesi zorunlu kılınıyor. Yani Augsburg Antlaşması aslında tam da bir demokratik ortamı sağlamıyor sevgili gençler. Yani prenslere sağlanan bu din ve vicdan hürriyeti halk için sağlanmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu durum mezhep savaşlarının sona erdirmiyor ve mezhep savaşlarının daha fazla körüklenmesine de sebep olduğunu ifade edebilir sevgili gençler. İşte Martin Luther'in öncülüğünde başlayan, Almanya'da başlayan reform hareketleri sevgili gençler, Fransa'da Calvinizm hareketi olarak kendisini gösteriyor. İngiltere'de sevgili gençler, Anglikanizm adıyla yeni bir mezhepte ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Sevgili gençler, hani demişim ya, Augsburg Antlaşması'ndan sonra özellikle din ve vicdan hürriyeti tam sağlanamadığı için arkadaşlar bir dini barış da sağlanmamıştır. Bundan dolayı savaşlar, mücadeleler çokça devam ediyor ve 1645 yılına kadar arkadaşlar bu mücadeleler devam ediyor. Yani 1618'de sevgili gençler, az önce söylemiştik, 1618'de 1648 yılları arasında yaşanan bir mezhep savaşıydı. Hangi savaşlar gençler? 30 yıl savaşları. 1645 yılına kadar gençler mücadeleler devam ediyor. Bu tarihte önce Alman prensliklerinin Kutsal Roma
Cermin İmparatorluğu'nun desteğini çekmesi ve Danimarka ile İsveç'in de aralarındaki sorunlara son vermesi üzerine sevgili gençler, kimin direnci kırılıyor? Kutsal Roma Cermin İmparatorluğu'nun direnci kırılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu gelişmeler barış görüşmelerini hızlandırıyor ve 30 yıl savaşlarına dahil olan devletlerin çoğunun katılımıyla da ne gerçekleştiriliyor? Bir barış durumu gerçekleştirildiğini ifade edebiliriz sevgili gençler. İşte bu barış hangi barıştır? Westfalia Antlaşması'dır arkadaşlar. Westfalia barışıdır ki 1648'inde imzalamıştır. Çok taraflı diplomasinin de ilk örneğini oluşturur arkadaşlar. Bu olay ilerleyen süreçte işte neye arkadaşlar örnek oluşturacak? 1815 yılındaki Viyana Kongresi'nin uygulanma sürecine de 1648 yılındaki Westfalia Antlaşması örnek oluşturacak. Sevgili gençler, Westfalia Antlaşması'nın en önemli özelliği, artık insanlar istediği mezhebi seçme özgürlüğüne kavuşmuştur. Yani Westfalia Antlaşması arkadaşlar, Augsburg Antlaşması'yla ortaya çıkan inanç özgürlüğüne aykırı olma durumunu tamamen ortadan kaldırdığını da ifade edebiliriz. Bu antlaşmayla insanlar istediği mezhebi özgürce seçme hakkını da elde ettiğini ifade edebiliriz sevgili gençler. Evet arkadaşlar, Westfalia Antlaşması'nın sonuçlarına sizlerle birlikte bakalım. Hemen altını çizelim bir önemli özelliğinin. Avrupa'nın ilk büyük konferansı olma özelliğine sahip olduğunu ifade edebiliriz. Bakın burada kilisenin etkisinin nasıl kırıldığına göreceksiniz. Önceki uluslararası konferanslarda dini nitelikli bir şekilde hareket edilirken, yani dini nitelikte toplantı yapılırken, Westfalia Barışı'na katılan devletler savaş ve iktidar sorunlarını dinin etkisinde kalmadan tartışmıştır sevgili gençler. Dolayısıyla papalık temsilcisi bu konferansla dinlenmediği gibi arkadaşlar metinlerde de gençler papaya imza attırılmamış. Böylece kilisenin gücü nasıl tutmuş gençler? Artık kilisenin gücü sınırlı tutulduğunu söyleyebiliriz. Sevgili gençler, az önce ifade etmiştim. 1555 yılındaki Augsburg Barışı'nın hükümleri ne olmuş arkadaşlar? Yenilenmiş ve Almanya'da Katolik, Protestan ve Kalvinizm gibi mezhepler geçerli hale gelmiş. Yani az önce ifade ettiğim durum. Artık inanç özgürlüğüne aykırı bir durum ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar herkes istediği mezhebi seçme özgürlüğüne Westfalia Antlaşması'yla birlikte ulaşmıştır. Gençler, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu artık parçalandığı da uluslararası bir belgeyle de doğrulandığını ifade edebiliriz. Sevgili gençler, 30'lu savaşlarından sonra Fransa Avrupa siyasetine, yani Batı siyasetine yön veren devlet konumu yükselmiştir ve beraberinde arkadaşlar İngiltere de Avrupa'nın güçlü devleti olarak da etkili olmaya başlamıştır 30'lu savaşlarından sonra sevgili gençler. Burası önemli, oldukça önemli arkadaşlar. Avrupa'da artık din etkisini kaybetmeye başlayınca sevgili gençler, dini etkilerin yerini modern diplomasi almış ve uluslararası alanda sevgili gençler, modern devletler hukukun temeli atılmıştır. Unutmayın, hangi antlaşmadan sonra? Westfalia Antlaşması'ndan sonra sevgili gençler, Avrupa'da bir kez daha altını çizelim, modern devletler hukukunun temelleri atılmıştır sevgili gençler. Yani evrensel imparatorluklar yerini neye bırakmıştır sevgili gençler? Yerini ulusal krallıklara ve ulus devletlerine bıraktığını da ifade edebiliriz sevgili gençler. Ve modern devlet yapısı önemlidir arkadaşlar. Bakın ne diyor burada? Modern devlet anlayışı Avrupa'da Westfalia Antlaşması'ndan itibaren ortaya çıkmıştır. Modern devlet anlayışında kilisenin devlet ve toplum üzerindeki etkisi oldukça azdır sevgili gençler. Dolayısıyla ne sağlanıyor? Merkezi otoritenin ülkede tek hakim güç olması sağlanmış sevgili gençler. Ve unutmayın lütfen, modern devletlerde merkezi bir ordu bulunur ve merkezi otoritenin koyduğu hukuk kurallarının da her zaman geçerli olduğunu düşünebiliriz.
Evet sevgili gençler, dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki dersimizde 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da denizcilik faaliyetleri başlığımızla konularımıza devam edelim. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın sevgili gençler.